Ufukta seyreden bu tekne dünyanın en büyük gemisi Allure of the Seas'dir. Bugün bu sıra dışı okyanus gemisinin güvertesine geçeceğiz. Gemi tam 18 katlı bir bina büyüklüğünde. Adeta bir yüzen şehir. Tayfa ve misafirler dahil toplamda 8 bin kişi bu geminin güvertesinde. Multimilyoner deniz seyahati endüstrisi bu sayede bir devrim yaşıyor. Buna karşın her şeyin kusursuz ilerleyebilmesini sağlamak büyük bir uğraş gerektiriyor. Burada dünyanın en büyük restoranlarından biri hizmet veriyor. Her gün 8 bin kişiyi doyurmamız gerekiyor. Karmaşık bir deniz oteli işletmek gibi. Zaman zaman kabine girdiğimizde sanki 50 kişilik bir parti düzenleniyormuş gibi hissediyoruz. Güvenlik hiçbir zaman elden bırakılmıyor. 9 numaralı köprüde yangın alarmı çaldı. Ne yapıyoruz? Sıra dışı okyanus gemisindeki günlük hayat. Günümüzde deniz seyahati endüstrisi senede 33 milyar dolar gelir elde etmektedir. Kar miktarı arttıkça gemilerin boyutu da artıyor. Allure of the Seas etkileyici bir yapı. Boyutu ve karmaşıklığı dudak uçuklatıyor. Spor alanları, yüzme havuzları, yürüyüş alanları ve hatta yemyeşil bir parkı bile var. İnsan yapımı bir okyanus harikası. Gemi 360 metre uzunluğunda, yani 4 futbol sahası büyüklüğünde. Ayrıca 225 bin ton ağırlığında. Dünyanın en büyük okyanus gemisi rekorları alt üst ediyor. Güvertede 2000 tayfa görev yapıyor. 6000 yolcu da çalışıyor, rahatlıyor, besleniyor ve oyunlar oynuyor. Bütün bunlar sıra dışı bir lojistik gerektiriyor. Bu karmaşık organizasyon sisteminin yolculuk sırasında saat gibi işlemesi gerek. Sabah vakti. Saat henüz çok erken. Allure of the Seas rıhtıma yeni yanaştı. Fakat dinlenmek söz konusu bile olamaz. Herkes heyecanlı. 6000 yolcu gemiye binmeden önce içerideki 6000 yolcu dışarı çıkacak. Tayfa dağlar kadar bavul ve bir haftalık deniz yolculuğuna yetmesi için kamyonlar dolusu yemek ve donanım taşıyor. Gemi tekrar denize açılmadan önce görevlerini tamamlamak için sadece 9 saatleri var. Saat 8.30'da bir grup kamyon geliyor. Taze ürünler ve içecekler indiriliyor. Böylece gemideki 24 restoranın rezervleri yolculuk için doldurulmuş oluyor. Yükleme prosedürünün mükemmel bir şekilde organize edilmesi gerekiyor. Böylece araç, sandık ve koli sıkışıklıklarının önüne geçilecek. Bu sabah operasyonu kontrolcü Anthony Chenetio yönetiyor. Tek seferde 3 kamyon getiriyoruz. Tercihen biri meyve, biri dondurulmuş gıda, diğeri de sebze taşıyor. 5 palet indiriyoruz. Hepsi gemiye yükleniyor. Ve böyle devam ediyor. Kaos gibi görünebilir. Fakat hiç de öyle değil. Zamanında yetiştireceğimizi düşünüyorum. Liman işçileri ne yapacaklarını biliyorlar. Şef onları gözlemliyor. Ne yapılması gerektiğini o da biliyor. Herkes aynı frekansta. Konteyner terminalinin dışında binlerce yolcu eşyalarıyla gemiye biniyor. Pasaportunuzu ve biletinizi yanınıza aldığınızdan emin olun. Sabah vakti 6000 kadar kişi tekneye biniyor. Toplamda aşağı yukarı 18 bin bavul kontrol edildi. Bavullardan liman işçileri sorumlu. Ben tekerlekli sandalye kullanan, soruları olan, pasaportlarını kaybeden veya eşlerinin nerede olduklarını bilmeyen insanlarla ilgileniyorum. Terminalin içinde yeni yolcular durmaksızın akıyor.
Sürekli birisi geliyor. Bu gemide kontrol yapması için 90 yetkili var. Çünkü genelde 6000'in üzerinde yolcu taşıyoruz. Gold üyeliğiniz varmış. Sizi tekrar görmek güzel. Diğer gemilerin çoğu bizim yarımız kadar yolcu alıyor. Yetkili sayıları da bizimkinin yarısı kadar. Burada resmen bilimi konuşturuyoruz. İşte pasaportunuz ve kredi kartınız. Teşekkür ederim. Kayıt yaptıran insanların sayısını her gün kontrol ediyoruz. Gemiye kimin girdiğini not ediyoruz. Günün sonunda elde ettiğimiz rakamların gemideki insan sayısıyla uyuşması gerekiyor. Aynı zamanda yolcuların bize sunduğu dokümanlarda karşılaştığımız sorunları listeliyoruz. Bana kalırsa en zoru bir yolcuya gemiye giremeyeceğini söylemektir. Bundan hoşlanmıyoruz fakat zaman zaman mecbur kalıyoruz. Bu gerçekten de benim için çok zor. Bagajlar kayda alındıktan sonra gemiye girilebiliyor. Sancak Köprüsü 9 numara. Havalimanları bavul sayısı ve yükü konusunda bir sınır belirleyebiliyor. Fakat gemiler her yolcu için çok daha büyük yük sınırları sağlıyor. Yolcular da bu sınırları gönüllerince kullanıyor. Birçok yolcu birkaç bavulla birden geliyor. Binlerce çantanın ve bavulun doğru yere, doğru kabine gönderilmesi gerekiyor. Sancak Köprüsü 10 numara. Tekne 6000 yolcuyla dolduğunda sanırım 20 Boeing 747'nin taşıdığı kadar yolcumuz oluyor. Yanılmıyorsam bu uçaklar 300 kişiliktir. Yani bir Boeing'den 20 kat daha çok yolcuyu ağırlıyoruz. 10.000'in üzerinde bavulun gemiye yüklenmesi gerekiyor. Hem de tek bir akşamda. Bu oldukça zor bir iş. Geminin içinde alt güvertelerde heyecan dorukta. Yolcuların görmeyeceği nakliyat koridoru tüm gemi boyunca uzanıyor. Bu koridora Amerika'nın doğu yakasında bulunan otobandan esinlenerek 95. yol lakabını takmışlar. Koridorda ekip üyeleri önlerindeki yolculuğa hazırlanıyor. İçlerinde envanter yöneticisi Alan Edwards da bulunmakta. Birkaç bin tonluk yiyecek ve içeceğin yüklenişini kontrol ediyor. Yaklaşık 4-5 ton karpuz, neredeyse 7 ton patates, 18 bin soda şişesi kontrol ediyorum. Listenin sonu gelmiyor. En önemli işlerimizden birisi ürünlerin kalitesini kontrol etmektir. O kadar büyük oranda siparişler veriyoruz ki tedarikçiler zaman zaman hasarlı ürünler gönderebiliyorlar. Her zaman için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tam ihtiyacımız olan şeyleri aldığımızdan emin olmalıyız. Aşçılar da ürünlerin tazeliğini yükleme alanında kontrol ediyorlar. Mükemmel kaliteden emin olmadıklarında ürünleri reddediyorlar. Hadi şunu almak gerek. İçeriye götürün. Alan her şeyin doğru yere bırakıldığından emin olmalı. Böylece mutfakta çalışan işçiler gereken araçları rahatlıkla bulabilecek. Büyük çaplı bir parti vermek isteyen kimseler için en önemli nokta budur. 15 senedir denize açılıyorum. Gördüğüm en büyük depoyla burada karşılaştım. Gemide 6000'in üzerinde yolcu var. Çeşit çeşit içkiler barındırmamız gerekiyor. Ne içmek isterseniz isteyin. Elimizde var. Geminin üst güverteleri de hareketli. Yolcuların gelişinden önce hizmetlilerin her yeri temizlemesi ve kabinleri hazır hale getirmesi gerekiyor. Zamanında bitirebilmek için bu işlem askeri bir disiplinle sürdürülmeli. Bugün günlerden pazar. Turistler gidiyor, yerlerine yenileri geliyor. Temizlik için haftanın en meşgul günü. Benim adım Chris Randazzo, temizlik işlerinin şefiyim. Royal suitlerden sorumluyum. Saat 1'e kadar 28 suite'i hazır etmem gerekiyor. Yeni yolcular suitlerin bulunduğu alana akın etmeye başlamadan önce sadece 1,5 saatimiz var. Pazar günü karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri de yolcuların çıkmak istememesidir. Takılıp son günlerinin keyfini çıkarmak istiyorlar. Dolayısıyla sabah saat 9'a kadar temizlik işlemlerini tam anlamıyla başlatamıyoruz. Toplamda 188 işçimiz var. 2700 kabini akşam vakti 1 saat içinde toparlamamız gerekiyor. Çok zor bir iş olduğu aşikar, değil mi? Benim işim çalışanlarımı sabah turu attırmak ve herkesin yaptığı işten memnun kalmasını sağlamaktır. Onları desteklemek ana görevim diyebilirim.
Merhaba Marva, nasılsın? İyiyim şef. Her şeyi yerli yerine koymaya çalışıyoruz. Bu hafta sonu mu oldu? Evet, fena sayılmaz. Kabin gayet güzel durumda. Bu lüks bir kabindir. Değişiklik gününde asla sıkılmazsınız. Asla neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Bazen bir kabine girersiniz, sanki içeride kimse kalmamış gibidir. Sonra bir başkasına bakarsınız, sanki içeride 50 kişilik bir parti verilmiş gibidir. Paskalya haftasından dolayı güvertede çok sayıda çocuk vardı. Temizlik ekibinin işi zor. Genele oranla rahatlar. Temizlik seviyesi yetişkin müşterilerden beklediğimizde kıyaslanamıyor bile. Dolayısıyla temizlik ekibinin çekeceği var. Teşekkürler Marva. Başka bir isteğin? Hayır, teşekkür ederim. Tamam, seni rahat bırakayım teşekkür o halde. Ederim. Kabinler kusursuz. Artık yeni müşterileri ağırlamaya hazırız. Allure of the Seas'in demir alma ve denize açılma vakti sonunda geldi çattı. 360 metre uzunluğundaki bir okyanus gemisine rıhtımda manevra yaptırmak büyük beceri gerektirir. Öncelikle iticiler sayesinde gemi rıhtımdan ayrılıyor. Daha sonra birkaç yüz metre ilerleyip daha geniş alana sahip olduğu dönüş noktasına varıyor. Orada 90 derecelik bir dönüş yapıp liman girişine yöneliyor. Bu hiç de kolay bir iş değil. Geminin boyutu etkileyici. Çok uzun olmasının yanı sıra aynı zamanda 66 metre genişliğinde, yani bir Boeing 747'den daha uzun. Allure of the Seas'in ve kardeş gemisi Oasis of the Seas'in rıhtımdan ayrılışı büyük bir olaydır. Birkaç yüz izleyici gelip bu kalkışı kutlar. Güvertede ilk kez bulunanlar için bu inanılmaz bir andır. Miami şehrinin manzarası yavaş yavaş kaybolarak Karayipler'deki bir haftalık yolculuğu müjdeliyor. Dünyanın en uzun okyanus gemisinin hayatındaki son bölüm. Birazdan ultramodern itiş sistemini son sürat çalışırken göreceğiz. İticiler tam gaz. Dünyanın en büyük restoranlarından birinde kalabalık saatindeyiz. Yarım saat içerisinde 800 tabak servis edilmesi gerekiyor. Ayrıca yolcuların bu ultra sofistike gemide yönlerini bulabilmesi gerekiyor. Dünyanın en büyük yolcu gemisi Allure of the Seas, Karayiplere doğru yolculuğuna başlıyor. Deniz yolculuğundaki ilk gün sona eriyor. Bu gece Royal Promenade Salonu'nda kaptan şampanya açıp yolculara hoş geldiniz diyecek. Bu gemideki her şey devasa. Tayfa bu türden günlük mücadelelere alışkın. Büyük bir uğraş. 50 işçinin her bir müşteriyle ayrı ayrı ilgilenmesi gerekiyor. 6000 yolcunun her birine 15 dakika içinde bir bardak şampanya vermemiz gerekiyor. Böylece kaptan onlara hoş geldiniz derken kadeh tokuşturabilecekler. Evet, plan bu şekilde. İyi akşamlar bayanlar baylar. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Kaptanınız konuşuyor. Geminin yola çıkışını müjdeleyen ilk şampanya şişesi 2010'da açıldı. Fakat bundan önce geminin yapılması gerekiyordu. Allure of the Seas'in yapımını Finlandiya üstlendi. 6 yıllık sürenin ve 1 milyar 400 milyon dolarlık toplam maliyetin ardından devasa gemi tasarımın sınırlarını zorladı. Her kabin ayrı ayrı prefabrik olarak hazırlandı. Geminin yapısına daha sonra eklendi. 500 binden fazla parça bir araya getirildi. Toplamda 22 kilometreden fazla kaynak yapıldı. Okyanus gemisinin ağırlığını büyük oranda çeken güvertenin temelinde bu var. Bu parça sayesinde yer çekimi merkezi dibe indiriliyor. Yapısal şekil sayesinde gemi denize sadece 9 metre batarak denizin üzerinde 70 metre yükselebiliyor. Allure of the Seas şu anda var olan diğer başka hiçbir gemiye benzemiyor. Tüm rekorları kırıyor.
Karayip seyahatleri genellikle bir hafta sürer ve birden fazla noktada mola verilir. Güvertedeki binlerce yeni misafir, onlara ayrılan geniş yerin keyfini çıkarıyor. Üst güvertede çok sayıda havuz ve spor tesisi bulunmakta. Toplamda 21 jacuzzi ve havuz var. Güneşte uzanmak istemeyenlerse daha dinamik aktivitelere yönelebilir. Örneğin basketbol oynayabilir veya sörf yapabilir. 13 metre yüksekliğindeki iki duvara tırmanabilir. Bir mini golf sahası bile var. Çelik halat inişi de eksik değil. Geminin aşağısında olgun ağaçlar ve 10 binden fazla türde dikili bitkiden oluşan 100 metre uzunluğunda bir park var. Bu yeşillik araziye Central Park diyorlar. Gemideki 24 restoranın birçoğu buraya konumlanmış. Rising Tide barı teknolojik açıdan hayli üstün. Yolcular Central Park'tan 3 güverte aşağıdaki Royal Promenade'a inerken kokteyllerinin keyfine varabiliyor. Burada da dükkanlarla, barlarla ve restoranlarla dolu caddede yürüyebiliyorsunuz. Ana yemek odası 3 kat boyunca uzanıyor. Burası dünyanın en büyük restoranlarından birini ağırlıyor. Yeni gelenler ne yana döneceklerini şaşırıyorlar. Etkileyici. Teknede yukarı çıktığınız anda nutkunuz tutuluyor. Sanki hareket eden devasa bir binada gibiyiz. Bana öyle geldi. Alt köprülerde çalışan tayfa mega geminin kusursuz çalıştığından emin oluyor. Yarın Cozumel'de dururken nasıl içeri gireceğimizi anlatır mısınız bana? Makine odasında tüm gücü ve itici sistemleri şef mühendis Steve Eriksen gözlemliyor. Bu odada geminin günlük işleyişinde ne var ne yok inceliyoruz. Dünyanın en büyük okyanus gemisi, dünyanın en büyük gemi içi santraline ev sahipliği yapıyor. Gemiyi 6 dizel motor itiyor. Motorların ana görevi, jeneratörü çalıştırmaktır. Jeneratör de güvertede ihtiyaç duyduğumuz elektriği üretmemizi sağlıyor. Sonrasında bu elektrik farklı tipteki networklerle dağıtılıyor. Ana networklerden biri gemiyi suda 23 knot hızla itmek için ihtiyaç duyulan enerjiyi aktarıyor. Bütün bunlar azipod adı verilen özel iticiler sayesinde yapılabiliyor. Her azipodda büyük bir elektrikli itici bulunmakta. 6 metre çapındalar. İtici azipod 365 derece dönebiliyor. Yani küreye ihtiyaç duyulmuyor. Eski iticilere karşın azipodlar öne bakar. Gemiyi itmek yerine çekerler. Türbülansı azaltan daha hidrodinamik bir sistem. Allure of the Seas'de 3 azipod bulunmaktadır. Bu azipodlar 132 bin beygir gibi devasa bir güç üretirler. Azipodları istediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz. Çok ufak bir alana sığdırmak istediğiniz, tekerleri dönebilen bir otomobil düşünsenize. Tabii elektrik sadece gemiyi itmekte kullanılmıyor. Otel servisinin de içinde yer aldığı güverte hizmetlerini de desteklememiz gerekiyor. Klimaya ve havalandırmaya ihtiyacımız var. Rıhtımdayken en azından bir jeneratörün çalışıp gemideki hizmetleri beslemesi gerekiyor. 4800 kilometreden uzun elektrik kabloları gemiyi baştan sona doluyor. Tüm kablolar makine odasında birleşiyor. Buna karşın devasa geminin köprülerinde tüm elektriğin nasıl kullanılacağına gemiyi yöneten kaptan ve tayfası karar veriyor. Gemideki her şey gibi köprü de boyut açısından abartıya kaçmış. Dünyada yapılmış en büyük köprülerden birisi bu. İki uçta yer alan flanşlar geminin önünün, arkasının ve dibinin kusursuzca görülmesine olanak sağlıyor. Navigasyon ekipmanı da denizdeki en gelişkin ve en yüksek teknolojili olanı ki buna Amerika donanması da dahil.
Kaptan Johnny Favre'nin sıra dışı bu gemiyi yönlendirmekten zevk alması başka türlü açıklanamazdı zaten. 18 yıldır bu işi yapıyorum. Allure of the Seas gibi bir gemide kaptanlık yapmak herkesin hayalini kuracağı bir iştir. Bunu sadece dünyadaki en büyük ve en modern seyahat gemisi olduğu için söylemiyorum tabii ki. Bir kaptanın isteyebileceği en iyi tayfa ve donanım da bu gemide yer alıyor. Burada güvertede gelişkin sistemler kullanıyoruz. Teknolojinin bu kadar gelişkin ve güvenilir olduğu başka bir gemi görmemiştim. Çok güzel bir gemi. Buna karşın kaptanı en çok endişelendiren teknoloji değil, 8 bin kişinin can güvenliği. Tekrar merhabalar bayanlar ve baylar. Kaptan Johnny köprüden konuşuyor. Tabii ki seyahat gemilerinde can taşıyoruz. Karşılaştığımız en büyük zorluk bu işte. Ben birçok gemiyi kullandım. Ro-ro gemileri, benzin tankerleri. Biri gelip alana kadar kargonuz umurunuzda olmuyor. 6000 yolcu ile seyahat etmek bambaşka bir şeydir. İlginiz için teşekkür ederim. Bir seyahat gemisinin kaptanı hem navigasyonda hem de insan ilişkilerinde başarılı olmalıdır. Tekne yolcuları Haiti'de keyifli vakit geçirirken bizler de tayfanın tatbikat yapışını izliyoruz. Yangın 10 dakika önce başladı. Gemiyi tahliye etmemiz gerekiyor. Dünyanın en büyük okyanus gemisi Allure of the Seas bir hafta boyunca Karayip'i dolaşacak. Çok etkileyici olan bu tekne yüzen bir şehre benziyor. Full otonom, yüzen bir resort. Boş zaman aktiviteleri, spor faaliyetleri, restoranlarıyla 8 bin kişi ne yapacağını şaşırıyor. Denizin üzerine bırakılan bu devasa sarayın yöneticisi ise Raymond Scheider adındaki bir adam. Bakım ekibi için derhal birine ihtiyacımız var. Bu gemiyi faal kılabilmek için birkaç sene boyunca çalıştık. Tüm teknolojik imkanlardan yararlandık. Bunun en iyi örneklerinden biri güvertede yer alan yardımcı yön işaretleri sistemidir. %80'i aktif, 300'ün üzerinde ekran dinamik olarak etrafta ne olup bittiğini gösteriyor. Acıktığınız takdirde yemek tuşuna tıklıyorsunuz ve sekanslarınızda yer alan tüm restoran önünüze diziliyor. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Sorrento'sa mı gitmek istiyorsunuz? Tıklıyorsunuz ve bilgisayar size hangi yolu kullanmanız gerektiğini söylüyor. Bu harika bir teknoloji. Bu yazılım yolculara gemideki hangi restoranın nerede bulunduğunu gösteriyor. Böylece yolcularımız kalabalık ortamlardan kaçınabiliyor. Beklemelerine gerek kalmıyor. Başka şeylere yönelebiliyorlar. Bu sayede hayal kırıklığına uğramadıklarını garanti ediyoruz. Ayrıca yolcular restoranlar ve diğer aktiviteler hakkında tayfayla iletişime geçmeksizin bilgi sahibi olabiliyorlar. Aksi takdirde bu kalabalık gemi tam bir curcuna yerine dönerdi. Bir geminin yönetimi kapalı alanlardan daha zordur. Herkes gün boyunca bir yerden diğerine koşturuyor. Sıkılmak diye bir şey yok. 6 bin yolcu gün boyunca keyfine bakıyor. Bizler de onlara çeşitli aktiviteler sunuyoruz ve 2200 sayfa üyemizle bütün bunları mümkün kılıyoruz. Sistemin işleyebilmesi için ölü zaman geçirilmemesi gerekiyor. Her gün herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Herkesin 2-3 görevi var. Eğlenceden sorumlu çalışanlar, aynı zamanda yiyecek ve içeceklerden de sorumlu. Her şey birbirine bağlı. Önceden yapılanlar olanla çok daha iyi işleyen bir sistemimiz var. Teknoloji, organizasyonumuzun önemli bir parçası. Herhangi bir parçamız hasar gördüğünde tüm sistem çökebilir. Teknede her şeyin yolunda gitmesi için yolcuların güvertede gönül rahatlığıyla dolaşabilmesi gerekiyor. 11 köprüye dağıtılan 2700 kabin varken bu iş çok zorlaşıyor. Gemiye dağıtılan 24 asansör kalabalığın ve sıraların oluşmasını engelliyor. Güvertedeki gelişkin teknoloji acil durumlarda da yardımcı oluyor.
Burada güvenlik bilgisayarını görüyoruz. Birçok sistemle donatılmış onlarca ekranımız var. Bu sayede gemideki farklı noktaları göz önünde tutabiliyor ve herhangi bir acil duruma verilebilecek en iyi tepkiyi belirleyebiliyoruz. Özel bir noktayı kontrol etmek istersem o yere bakan kamerayı seçiyorum. Gemide 3000 güvenlik kamerası bulunmakta. Her yeri görebiliyor ve acil durumları belirleyebiliyoruz. Salı sabahı gemi Haiti'de demir atıyor. Birçok yolcu gemiden ayrılıp plajı ve 600 metre uzunluğundaki çelik halatı keşfetmek istiyor. Turistler tatilin keyfini sürerken tayfa bambaşka bir işle meşgul. Bir felaket senaryosunu canlandırıyorlar. Tüm kıdemli memurlar tatbikat için kaptanın komutası altında toplanıyorlar. Denizdeyken çıkan ve kontrol altına alınamayan bir yangın felaketle sonuçlanabilir. Ekip üyelerinin kararı hemen vermesi gerekiyor. Binlerce hayat tehlikede. Herkes burada mı? Tayfayı sınamak için kaptan adapte olunması gereken bir senaryo hazırlıyor. Restoran mutfaklarından birinde yangın çıkmış. Maalesef şef ve ekibi gerektiği gibi müdahale edemedi. Yağ taşmış. Gittikçe kötüleşiyor. Mutfakta yangın çıkalı 5 dakika oldu. Dümen odasından 9 numaralı köprüde yangın çıktı anonsu geliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Kontrol personelinden elektriği kesmesini isteyeceğiz. Su duvarını indirecekler. Yangın büyümeye devam ederse 5 numarayı da aktifleştiririz. Böylece balkonlar yangından etkilenmez. Kaptan biraz daha ileri gidiyor. Senaryo hayal edilebileceklerin en kötüsü. Yangın yayıldı. Balkonu ve 10 numaralı köprüyü ele geçirdi. 9 numaralı köprüden ilerliyor. Mutfaktaki yangın devam ediyor. Şimdilik yangını kontrol altına alamadık. Yangın başlayalı 10 dakika oldu. Gemiyi terk etmeye hazırlanmalıyız. 6000 yolcu şu anda nerede? Tahliye kontrol merkezinin sorması gereken soru şu. Yolculara yerlerinde kalmasını söylemeli miyiz? Yemek salonunda 3000, sinemada da 1500 kişi olduğunu biliyoruz. Böylesi bir durumda hareket etmemeleri gerektiğini duyurmalıyız. Yoksa can kurtaran sandallarına mı gitmelerini sağlamalıyız? Kararımız ne olursa olsun zaman kaybetmemeliyiz. Bu özel durumda oldukları yerde kalmalılar. Çünkü orası geminin diğer yerlerine oranla daha güvenli. Mesajı yolculara ve diğer çalışanlara iletmeliyiz. Kaptan tatmin olmuş görünüyor. Tayfanın cevapları hoşuna gidiyor. Durumu bilinçli olarak abartıyorum. Olmayacak şartlar yaratıyorum. Ama zaten tatbikatların amacı da bu değil midir? Yani her şey yolunda. 15 dakika içerisinde buradan ayrılacağız. Yangını söndürdük. Aksi takdirde büyük bir felaket olurdu. Herkesin güvenliği için benzer güvenlik tatbikatları her seferde tekrarlanıyor. Gemi demir attı. Tayfanın bakım çalışmalarına başlaması için ideal bir zaman. Allure of the Seas'in güvertesini boyamak için 6000 ton boya kullanıldı. Deniz suyu nedeniyle bu boyanın sürekli temizlenmesi ve yenilenmesi gerekiyor. Sürekli temizlemeye, boyamaya, bakımını yapmaya ihtiyaç duyuyoruz. Sürekli bir şeye karşın mücadele ediyoruz. Rüzgar güçlendiğinde deniz çekiliyor, tuz ve pislik geminin demirlerine yapışıyor. Gemiye sürekli bakım yapıyoruz. Zaman içerisinde pastan veya diğer pisliklerden dolayı sorunlar çıkıyor. 18 katlı gemide 8000 metrekare cam bulunmakta. Bu camların çoğuna koridordan giriş sağlanamıyor. İp cambazlarımız yüksek yerlerde çalışma konusunda uzmanlaşmışlardır. Merdivenle ulaşılmayacak yerdeki görevleri tamamlıyorlar. Bağlanmaları gerekiyor. Güvenlik kemerleri takıyorlar. İniş malzemelerimiz var. Girişi zor olan yerlere ulaşmak için de çeşitli teknik ekipmanlar kullanıyorlar. Zaman zaman suyun üzerinde asılı kalıyorlar. Bazen geminin yan tarafında sandallar, sandalyeler veya ahşap parçaları asılı kalabiliyor. Binlerce aç müşteri merkez restorana girdiğinde mutfak tayfası olaya giriş yapıyor. Kalabalığı tatmin etmek mutfak şefi için her zaman kolay olmuyor. Pürenin biraz daha ısınması gerek. Allure of the Seas'de akşam vakti. Tatilciler şezlonglarda uzanırken geminin tayfası başka işlerle meşgul.
Ekip üyelerinden biri için günün en önemli saati. Benim adım Ivo Can. Dünyanın en büyük yolcu gemisi Allure of the Seas'in şefiyim. Her gün 8000 kişiyi besliyorum. Gemide 25 mutfak var. Bu en büyüklerinden biri ve ana restoran için kullanıyorum. Yeterince sos kullandığınızdan emin olun. Yeterli miktarda yiyecek hazırladığımızdan emin olmak için her pazar kamyonların gelişini izlememiz gerekiyor. 30 kamyonluk bir konvoy hayal edin. Hafta içerisinde aşçıların kullanacağı malzemeleri böyle alıyoruz. 18 parti şefi baş aşçı komutları altında çalışıyor. 6000 kişilik yolcu ekibini beslemek için 180 kişi çaba sarf ediyor. Buna karşın yemeklere imzasını baş aşçı Ivo atıyor. Burası hazırlık odası. Tüm sebzelerin ve meyvelerin %95'i buradan geçiyor. Burada her gün 2000 ton meyve ve sebze hazırlıyoruz. Bu bölge soslara adanmıştır. Yani burada çalışan kimseler sadece sos hazırlıyor. Gece vakti stoklarımızı hazırlıyoruz ve gün içerisinde de ürünlere son dokunuşları katıyoruz. Hiçbir zaman için durmuyoruz. Özellikle fırın hep çalışıyor. Günün 24 saati faal. Yarın için hamur mayalamaya başladık bile. Durmak nedir bilmeden çalışıyoruz. Değil mi Agüleno? Evet. Tabii evet. Bizim için tiramisu'yu güzelce süsleyecek misin? Her tabakta aynısı olmalı. Takımın iyi eğitimli olması ve görevlerine sadık kalması gerekiyor. Böylece yemek yapma işlemi bir kaosa dönüşmeyecek. Baş aşçı Ivo sürekli takımını gözetliyor ve mutfakta hazırlanan yemeklerin yüksek kalitede olmasını sağlıyor. Pürenin biraz daha ısınması gerek. Böylece yumuşamayacak. Yine de çok güzel görünüyor. Sunumlara göz atalım. Nasıl gidiyor? Okyanusun ortasında bir mutfak idare eden şefin dengesi hiç bozulmuyor. Gemi gayet düzenli ilerliyor. Ve ilerlerken denizde olduğumu unutuyorum. Şimdiye kadar hiç çorba veya sos dökmedik. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar şef. Yemek yarım saat içerisinde başlayacak. Aşçılar için kritik bir an. Ekmek kırıntıların çok güzel olmuş. Oldukça beğendim. Şimdi menünün tadına bakacağız. Tüm ekip benimle birlikte. Yardımcı şefler, tüm parti şefleri. Yemek pişirmeden sorumlu herkes burada. Ürünümüzün kalitesinden ve tercih edilebilirliğinden emin olmak için bu işlemi her gün yapıyoruz. Rahatlayın çocuklar. Saat 17.25. Herkes akşam yemeği için toplandı. Yemek salonunun tüm personeli geldi. Görevliler akşamın ilk hazırlıklarını hallediyorlar. Masaları kuruyorlar. Yumuşaması için tereyağını dolaptan çıkardılar bile. Su sürahilerini hazırlıyorlar, kahveyi hazır ediyorlar ve servis saat 6'da başlıyor. Nasıl gidiyor? İyidir şef, sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Yumurtalarla işinizi neredeyse bitirmişsiniz. Servis birazdan başlayacak. Merkez restoranının kapıları açılıyor ve yüzlerce aç müşteri içeri akın ediyor. Yakında 500 masa dolacak. Bu oda aynı anda 3000 kişiyi ağırlayabiliyor. Baş aşçı ve yemekhane görevlilerinin üzerindeki baskı artıyor. İlk müşteri dalgası restorana girdi. İlk tabaklar hazırlanıyor. Liderlerin doğru tavsiyeyi vermesi gerekiyor. Birkaç dakika içerisinde servis personeli içeri girecek. Yemeklerin saat 6'dan sonra yarım saat içerisinde servis edilmesi gerekiyor. Gemide her akşam 24 bin tabak yemek servis ediliyor. Dünyanın en büyük restoranlarından birini yönetmek dikkatli bir organizasyon gerektiriyor. Gelecekte ne olacağını planlamanız gerekiyor. Karadayken tedarikçilere herhangi bir anda ulaşabilir veya yarın için taze balık veya domates sipariş edebilirsiniz. Buradayken farklı düşünmemiz gerekiyor. Organize olmalı, malzemeleri düzenlemeliyiz. Bence çok iyi iş çıkarıyoruz. Atıklar ve kirli kıyafetler büyük yığınlar oluşturuyor. Sorunu çözebilmek için tayfanın yaratıcı yollara başvurması gerekiyor. İçerisi çok gürültülü. Kulakları tıkamak gerek. Dünyanın en büyük seyahat gemisi Karayipler'deki yoluna devam ediyor. Ekibin dağ gibi atıklardan kurtulması gerek. Eskiden atıklar güverteden atılırdı.
Fakat artık farklı bir zamanda yaşıyoruz. İşte sağlık, güvenlik ve çevre sorumlusu Juliana Mentes, atık yönetiminden ve geri dönüşümden sorumlu. Bu sabah nasılsın? Bugün bizim için neyin var, karton mu? Pekala, mutfaktan geliyor. Bunlar temiz kartonlar değil mi? Burada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çöp üretimi hiç durmuyor. Sürekli çöp alıyoruz. Allure of the Seas dünyanın en büyük okyanus gemisidir. Dolayısıyla büyük oranda çöp çıkarmaktadır. Çöpler ya geri dönüştürülüyor, ya yakılıyor, ya da çöplüklere gönderiliyor. Bütün bunların yakılması gerekiyor, öyle değil mi? Kazana atabilirsen çok iyi olur. Gemiden çıkan çöplerin %85'ini yakıyoruz. Gemideki birkaç makine bu işlemi mümkün kılıyor. Önce kartonlar. Temiz oldukları takdirde burada bastırıyoruz. Karton için tasarlanmış bir pres makinemiz var. Pres makinesi kartonları ufaltarak yumak haline getiriyor. Bu sıra dışı bir makinedir çünkü yerden tasarruf etmemizi sağlıyor. Bilirsiniz güvertedeki yerimiz sınırlıdır. Bir hafta içerisinde 30 palet karton biriktiriyoruz. Bu bizim için fazla bile. Bir de metaller var. Her hafta binlerce konserve atılıyor. Konserveleri preslememiz gerekiyor. Jazz parçaları bu makineye atacak. İşte buraya. İçerisi çok gürültülü. Kulakları tıkamak gerek. Makinenin tepesine baktığınızda nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz. Konserveler yaklaşık şu boyutta yumaklara dönüştürülüyor. 7 günlük bir seyahat sırasında yaklaşık 600 kilo alüminyum geri dönüştürüyoruz. Camları da es geçmemek gerek. Kırık camlar renklerine göre ayrılıyor. Gemiden rıhtıma gönderilebilecek şekilde hazırlıyoruz ki bu malzeme geri dönüştürülebilsin. Bu boyuttaki bir gemide geri dönüşüm bitmek tükenmek bilmeyen bir iştir. Fakat bu adamlar işlerine yoğunlaşmayı biliyor. Okyanusu ve ziyaret ettiğimiz limanları korumak bizim işimiz. Gemicilik şirketinin kültüründe hayli önemli bir yer tutan bir detay bu. Gemi personeli de buna hep saygı duyuyor. En alt köprüde çalışan bakım ekibinin yönetiminden sorumlu Chris Randazzo başka bir önemli aktiviteyi denetliyor. Davetlilerimizin görmediği şey birinci ve ikinci köprüde kullanılan devasa deterjan miktarıdır. Devasa derken hiçbir şekilde abartmıyorum. 7 gün süren bir seyahat sırasında 120 ton şarşaf yıkıyoruz. Sıradan bir çamaşır makinesi gibi işliyor. 12 dakikalık standart döngüdeki 130 kiloluk bir makinedir. Buna karşın dönüş hızı baş döndürücüdür. Adeta bir jel motoruna benziyor. Makineye attığınız şarşaflar ve havlular neredeyse kupkuru çıkıyor. Bu gerçekten işimizi kolaylaştıran bir şey. Denizde karşılaşılan diğer zorluklardan biri sürekli dalgalarla mücadele etmektir. Dengede kalabilmeleri için çamaşır ve kurutma makinelerimizi yaylarla destekliyoruz. Aksi takdirde teknedeki en ufak hareket suyun bir yerden diğerine taşınmasına ve çamaşır makinesinin doğru çalışmamasına sebep olurdu. En büyük çamaşır makinesi tünel şeklindedir ve aynı anda 130 kiloluk 4 kirli sepetini yıkayabilmektedir. Yürüyen bantlar makinelerden çıkan kıyafetleri kurutucuya gönderiyor. Bu makineler her gün birkaç ton çarşaf ve havlu yıkıyor. Tayfa kıyafetleri düzenli olarak yıkanıyor. Toplamda 1600 kilo. Restoran çalışanlarının, bar çalışanlarının ve bakım ekibi üyelerinin üniformaları ve gömlekleri her gün yıkanıyor. Merkez restoranda kullanılan on binlerce havlu, yıkanan parçaların büyük bir kısmını oluşturuyor. Akşamki yemek servisi için havluları hazır ediyorlar. Yarım saat içinde buradan 25 bine yakın havlu çıkacak. Havlular düzleştirilecekleri bir tünel sisteminden çıkıyor. Devasa bir ütüleme presidir bu. Diğer taraftan hem temizlenmiş hem de ütülenmiş, yani restorana gönderilmeye hazır şekilde çıkıyor.
Okyanus gemisinin alt katmanlarında gösterilen çabadan habersiz tatilciler yukarıda güneşin keyfini sürüyor. Havuzlar ve jacuzziler çok revaçta. Gemide toplam 21 tane havuz ve jacuzzi bulunmakta. Bu da 2000 metreküp suya denk geliyor. Kabinlerdeki ve mutfaktaki su tüketiminizi hesaba kattığınızda su yönetiminin gemideki en büyük sorunlardan biri olduğunu fark ediyorsunuz. Her gün banyo yapan 8000 kişiyle denize açıldığınızda ve gemiyi günlük olarak temizlediğinizde büyük miktarda su tüketirsiniz. Biz günde 1 milyon 900 bin litre su kullanıyoruz. Geminin bütün bu suyu limandan temin etmesi saçmalık olurdu. Denizdeyken dört bir yanını suyla kaplı. Sahip olduğumuz 6 tuz arındırıcı arıtma sistemi sayesinde gemide ihtiyaç duyduğumuz suyu üretebiliyoruz. Okyanus gemisinin motorlarındaki ısıdan faydalanan ekip binlerce litre deniz suyu kaynatabiliyor. Deniz suyunu alıp tuzdan arındırma ünitesinden geçiriyoruz. Bu işlem sayesinde tuzu arındırıp okyanusa geri bırakıyoruz. Böylece temiz su elde ediyoruz. Aslına bakarsanız tuzlu suyu kaynamaya bıraktığınızda buharlaşan su temiz su olacaktır. Bu sistem sayesinde günde gemi yüz binlerce galon temiz su üretebiliyor. Yolcular nasıl elde edildiği üzerinde düşünmeden suyun keyfini çıkarabiliyorlar. Şimdi 360 metrelik Allure of the Seas'in kabarmış denizde Jamaika'nın ufak rıhtımına nasıl giriş yapacağını izleyeceğiz. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Saat 6.30. Ekip Jamaika Falmouth'un ufak rıhtımına giriş yapmaya hazırlanıyor. Kaptan ve yetkililer dümen odasında toplanıp bu hassas işlemi yönetmeye başlıyor. Dönüş bölgesine güneyden giriş yapıyoruz. Normalde hızımız 5 ile 7 knot'tır. Sancak tarafına keskin bir dönüş yaptık. Normalden önce gerçekleşti bu. Çünkü doğu rüzgarı 20 knot'la esiyor. İki iticimiz var. Sadece dönüş bölgesine girdikten birkaç yüz metre sonra çalıştırıyoruz. Aşağıda makine odasında çalışan tayfa dümen odasından emirler alıyor. Bu sabah Richard havanın rüzgarlı olduğunu söyledi. Dolayısıyla 3 iticiyi çalıştırmamız gerekecek. Sarı alarma geçtik. Dümen odasından gelen sarı alarm navigasyonun başlangıcını bildirir. Şimdilik joystick'i devralacağım. Sorun yok. Varışımız için her şey hazır. Kırmızı alarma geçebiliriz. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Makine odası kırmızı alarm. Son bölüme geçildiğinde sarı alarm kırmızı alarma dönüştürülüyor. Büyük ve küçük motorlar çalıştırıldı. Dönüş bölgesine dümdüz ilerliyoruz. Limanda esmeye başlayan güçlü tropik rüzgar manevrayı zorlaştırıyor. 30 knot'luk rüzgar hızına karşın geminin gücünü kullanmam gerekiyor. Rüzgar çok güçlü. 360 metre uzunluğunda ve 72 metre yüksekliğinde devasa bir gemiye etkisi büyük. Rüzgar yandan estiğinde manevra yapmak kolay olmuyor. Yanaşma prosedürünü gözlemlemesi için her limanda yerli bir pilot çağrılıyor. Bugün geminin yanında ufacık kalan taksi teknesinin kabarmış denizle uğraşması gerek. Pilot gemiye geçtikten sonra gemi 180 derece dönüyor ve rıhtım girişine doğru ilerliyor. Rıhtıma! Rıhtıma! Geri iticiler çalıştırılıyor. 8000 kişinin kaderi kaptanın elinde. Tabii 1 milyar 400 milyonluk gemiyi saymıyoruz bile. Bu büyüklükteki bir gemi küçük teknelere oranla çok daha yavaş döner. Ufak arabaların daha hızlı durabileceğini ve hızlanabileceğini biliyoruz. Gemiyi döndürürken de aynı işlem geçerli. Belirli bir dönüş hızına ulaştıktan bir süre sonra durmanız gerekiyor. 13 bin beygir gücü burada devreye giriyor. Burada Falmouth'ta olduğu gibi dar yerlerde güvenle çalışabilmemiz için bize fayda sağlıyor. Okyanus gemisi geri geri gidiyor. Kaptan geminin kıçını rahatça görebilmek için sancak tarafına geçiyor.
Geminin limana geri geri yanaşması gerekiyor. Çünkü yolcu inişlerini sağlayan yürüyen merdivenler sağ tarafta. Kaptan geri geri yapılan bu zor manevrayı başarıyla tamamlayacak. Tamamdır, başardık. 45'te. İleri teknolojili navigasyon ekipmanı ve gelişkin itici sistemler bu devasa okyanus gemisinin rüzgarlı zamanlarda dahi hassas manevralar yapabilmesi için kaptana ve tayfaya büyük fayda sağlıyor. Falmouth gibi limanlar çok dardır, ufak ceplerdir. Geminizi doğru açıya sokmanız gerekir. Bu gemideki güç ve teknoloji olmasaydı böyle bir işlemi başaramazdık. Bugün yapabileceklerimiz gerçekten de inanılmaz. Allure of the Seas'in boyutu herhangi bir engel yaratmıyor. Okyanus gemilerinin kullanımı geçtiğimiz 10 yıla oranla 2 kat artmış durumda. Buna karşın bu boyuttaki bir gemi sadece belirli sistemlerin birleşmesiyle ilerleyebilir. İleri teknoloji, personel yönetimi ve kusursuz bir organizasyon. Minyatür, otonom bir şehir olan Allure of the Seas, okyanusları arşınlamayı henüz bitirmedi. Gemi gezisi endüstrisinin sancak gemisi olmayı daha uzun yıllar sürdürecek.